8. kelimemizden başlayalım arkadaşlar. Hemen the parade will initiate after the speech of the president. Ne diyoruz parade arkadaşlar? Geçit töreni. Geçit töreni will initiate. Initiate demek arkadaşlar başlamak demektir. After the speech of president, yani başkanın konuşmasından sonra, speech demek konuşmak, konuşmaydı. Başkanın konuşmasından sonra başlayacak. Başlayacak dediğimiz ne arkadaşlar? Hemen burada bakarsak start, yani 5'te arkadaşlar start commence. Başlamak diyoruz. Hemen B'ye bakalım. Proof revealed that, hemen burada bir noun clause cümle. Bunu zaten öğreneceksiniz arkadaşlar. Kanıt diyoruz ki açığa çıkardı ki, ne açığa çıkardı? Chairman was involved in smuggling. Chairman yönetici demektir. Yöneticinin yer aldığını. Involved in demek arkadaşlar bir yerde bulunmak, yer almak anlamındadır. Beraber kullanılır, aklınızda olsun involving ifadesi. Kanıtlar açığa çıkardı ki chairman yer aldı diyor bu yönetici in smuggling. Kaçakçılıkta. Smuggle demek adam kaçırmak, bir şeyleri kaçırıp üstüne çıkarmak. Kaçakçılık olayında yer aldığını ortaya çıkardı. Yani yüklem şu revealed. Reveal açığa çıkarmak hangisi olur arkadaşlar? Disclose, make known, yani bilinmesini sağlamak, açığa çıkarmak anlamına gelir. C. The speaker was repeatedly interrupted and so he left the conference. Burada pasif bir cümle kullanmış. Dikkat edin. Repeatedly boş verin burada. Speaker was interrupted demek konuşmacının sözü kesiliyordu veya kesildi dedik arkadaşlar. Repeatedly tekrarlı bir şekilde. Sürekli yani tekrarlı bir şekilde kesildi. And so ve bu yüzden he left the conference. O konferansı terk etti. Konferanstan ayrıldı. Left ne diyoruz? Ayrıldı. Interrupt demek kesmek, araya girmek anlamında söylüyoruz arkadaşlar. Yani interfere, araya girmek. Intrude, disrupt arkadaşlar, engellemek anlamında söylüyoruz arkadaşlar. Hemen diğerinde D'de most of the residents in the area were devastated by the earthquake. Yani where kadar özlemimiz var. Edatımız in. Ne diyor? Bölgedeki yerleşimcilerin çoğu depremden, yani deprem tarafından were devastated, yok edildiler. Yani bir daha söyleyeyim. Bölgedeki yerleşimlerin çoğu, residence demek yerleşim demektir. Bölgedeki yerleşimlerin çoğu deprem tarafından yok edildi. Yok edildi dersek arkadaşlar, destroy, ruin, demolish, destroy yok etmek, ruin yok etmek, yine demolish ortadan kaldırmak. Hemen diğerini, we can easily infer from this statement that, yine that'li bir cümle var. Şöyle diyeceğiz, biz kolayca çıkarabiliriz ki, neyi? Ama onun konuşmasından, onun açıklamasından. Statement demek konuşma, açıklama demektir. Onun açıklamasından biz çıkarabiliriz. Yani infer from demek bir yerden sonuç çıkarmak, çıkarım yapmak anlamlarında söyleyebiliriz. Biz çıkarabiliriz ki neyi? He is reluctant to sell his car. Arabasını satmaya isteksiz olduğunu. Reluctant to demek arkadaşlar isteksiz olmak demektir. Arabasını satma isteksiz olduğunu onun konuşmasından çıkarabiliriz. Infer demek den çıkarım yapmak arkadaşlar ve çok çıkan bir kelimedir. Onu da ben size söyleyeyim hemen. Conclude, sonuç çıkarmak. Deduce, sonuç çıkarmak anlamında söyleyeceğiz. Diğerinde it's a miracle that, bir mucizedir ki, it ile that arasındaki ifade yüklem oluyor. Yani en sonda söyleyeceğiz aslında. Ama böyle giderken çeviriye ki diye çevirelim. Bir mucizedir ne arkadaşlar? All the passengers survived plane crash. Ne diyoruz? Bütün yolcuların uçak kazasından kurtulması mucizedir şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. Mesela bu çeviri tekniğini göstereceğim. Mesela yolcuların diyeceğiz. Mesela ın ekini vereceğiz. İşte uçak kazasından kurtulması mesih masa ekini mucizedir şeklinde söylüyoruz arkadaşlar.